liberalleşen eski tüfek solcuların ABD blokuna saplantılı aşkı dikkatinizi çekti mi? Sanki TSK'nın güçlenmesi hayırlı bir şeymiş gibi F-35 alınmamasına öfkelenmelerini değerlendirir misiniz? Evet, dikkatimi çekti ve çok hayretle karşılıyorum. Bilonun Türkiye'de solcu insanların, yani benim bildiğim Türkiye'de solculuğun bir numaralı amentüsü NATO'nun kötü bir şey olduğu idi. Biz öyle öğrendik vaktiyle. Bunun dönüşümü ne zaman başladı biliyor musunuz? 83'te başladı. 1983'te Özal iktidara gelince. Bizim solcuların birçoğu, ya tamam yeni bir çağ başladı. Allah'ın cezası 3 senelik askeri rejimden biz çok çektik. Artık dünyaya açılalım. Türkiye'de özgürlüklerin, Türkiye'nin bir nebze dahi demokratikleşmesinin çözümü işçi ayaklanması ya da sendikal mücadele değildir. Çözümü batıya açılmaktır. Avrupa Birliği'ne katılalım. Ekonomiyi liberalleştirelim. Amerikalılar baksana Clinton orada şey diyorlar. İnsan hakları, insan hakları diyorlar. Helsinki barış sürecini başlattılar. Zaten Sovyetler Birliği de çöküyor. Yeni çağın gereği budur deyip Amerikancılığa sapmasını doğrusunu isterseniz anlayışla karşıladım. Ben de o sürecin içinde bulundum. Yani ben de 83 yılına gelindiğinde Marksizmin çağı geçmiştir. Dünyada özgürlük rüzgarları esiyor. Türkiye'nin iç dinamiklerle demokratikleşmesi mevzubahis değil. Bari dışın yardımıyla, batının yardımıyla bu işi yapalım fikrine kapıldım. Bu fikir 2000'lere kadar mantıklı bir fikirdi bence. 2001'den bu yana Irak Savaşı'ndan, Afganistan Savaşı'ndan bu yana, Libya olayından, Suriye olayından, Yemen olayından bu yana Amerikan ordusunu, Amerikan devletini ve Amerikan istihbaratını savunan herkes insanlık düşmanıdır. Hakikaten bir suç örgütü Amerika Birleşik Devletleri bugünün dünyasında. Ve bunu savunanların, Türkiye'nin Amerika'ya %100 sadakat göstermesi gerektiğini savunanların ya akıllarından zoru vardır ya da ücretle bu işi yapıyorlar. Başka bir açıklama bulamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve şu anki rejimin NATO ile arasına mesafe koymaya çalışması, Rusya ve Çin'le dengeleyici ilişkiler içine girmesi bence bu hükümetin yaptığı en doğru işlerden biridir. Şimdi yok efendim Şanghay devletlerine gireceğiz de Çin'de demokrasi yok da Rusya'da demokrasi yok da uzak duralım da bunlar diktatörlüktür falan. Bunlar palavra hikayeler. Mesele Türkiye'nin Çin yahut Rusya yörüngesine gireceği de yok. Böyle bir niyeti de yok. Böyle bir çalışma da yok. Ama NATO'da kendini kuyruğunu kurtarabilmek için NATO'ya mesafeli durabilmek, NATO içinde bir ağırlık sahibi olabilmek, söz hakkı sahibi olabilmek için bu tarafla da ilişki kurmak zorundasın. Bu tarafla ilişki kurarken de kendi içinden bazı unsurların çıkıp yaşasın yaşasın Çin'i çok seviyoruz, Rusya'yı çok seviyoruz demesi lazım ki sen de ülkeyi yöneten kişiler olarak bak bazıları Çin ve Rusya taraftarı, bazıları Amerika taraftarı biz böyle ortada bir yer tutalım diyebilesin. Yani ekstrem görüşü savunan grup ve baskı gruplarının olması lazım ki ortada bir pozisyon alabilesin. Tekrar onu söyleyeyim.
Türk devletinin ve silahlı kuvvetlerinin NATO'ya karşı nispi özerklik kazanma çabasını ben şahsen takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Ne derece başarılı olmuştur ayrı bir mesele. Ama bu hükümetin pek çok olumsuz icraatı, pek çok namussuzca icraatının yanı sıra bazı konulardaki başarısını da teslim etmek lazım.